Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Insta360 X3 kameram için almış olduğum aksesuarlardan bahsedeceğim. Hangisini nereden aldım, ne kadar aldım, bunlardan bahsedeceğim. Haydi gelin başlayalım. Kameramı aldıktan sonra özellikle lenslere çabuk zarar görebileceği için lens koruma sipariş etmiştim. Bununla beraber diğer ürünleri de sipariş ettim. Set halinde geldi bunlar. Fakat bunların bir kısmı yurt dışından aldım. Yurt dışına gitmiştim, oradan aldım. Bir kısmını da AliExpress'ten getirdim. Dayanamayıp bazılarını denedim. Bunlardan birisi de lens koruması. Burada lens koruma biraz kaba, büyük. Fakat video çekiminde herhangi bir engel teşkil etmiyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunu yapıştırdım. Bunun kutusu şu. AliExpress'ten aldım. Bunun içerisinden lens çıkıyor. Sökmek istediğiniz zaman şöyle üçgen bir parça var. Kenarından şuradan takıp bu şekilde çıkarabiliyoruz. 12 çıkardık. Lensle herhangi bir zarar görmediyse eğer içerisinden 4 adet yani 10 markaya 2 çift daha şu şekilde yapışkan gönderiliyor. Bunları da tekrar kullanabiliyoruz böylelikle. Bu gelen paketle beraber şu koruma kılıfını aldım. Evet, bu şekilde takılıyor ve üzerinde açık kalması gereken her nokta burada açık kalıyor. Fakat buradaki tek engel durum şu. Lens koruma çok büyük olduğu için burasında daha yakın göstereyim. Şu kısımda özellikle burası hafiften biraz çıkıntılı kalıyor. O yüzden video çekiminde şu üst tarafta yani videonun üst tarafında hafif bir siyahlık görünüyor. Onu da bu ürünü alan arkadaşlardan bir tanesi burayı biraz daha genişleterek çözdüğünü anlatmış. Ben de uygun bir zamanda burayı biraz daha genişleterek bu problemi ortadan kaldıracağım. Diğer bir ürün ekran korumasıydı. Onu da çektim. Ekran koruma burada tam olarak oturuyor ve dokunmatiği de çok iyi çalışıyor. Cihazı da açayım. Buradaki Insta360 yazısı da net bir şekilde açıkta kalıyor. Dokunmatiği şöyle size gösterelim. Burada mesela buradan bastık. Yanlara kaydırırken çok rahat bir şekilde kayıyor. İstediğimiz seçimleri yapıyoruz. Dokunmatik yani başarılı ekran koruması. Güzel. Bununla beraber yine şu lens koruma var. Ayrıca gelen bir parça. Kenarına ip bağlanıyor ama şu ucu ne yapılıyor onu tam bilmiyorum. Şimdilik böyle bağladım. Çıkartırken rahat çıkartmak için galiba diye düşünüyorum. Yine aynı setin içerisinde olan bir parça. Bunları çıkartayım. Bunu kılıfla beraber olmuyor. Belki çok zorlarsak olur ama bunu da alttan açıldığı için çok fazla ayırmak istemedim. Buradan kırılma olmasın diye. Onu da göstereyim hemen. Bunu alttan birazcık hafiften böyle ayırarak buraya oturtuyoruz. Ve daha sonra şuradan hafiften buradan sıkarak bu aparatı da böyle oturtuyoruz. Evet, buradan da vidalamasını yapıyoruz. Ve bunu artık herhangi bir noktaya nereye derseniz motora, bisiklete veya herhangi bir noktaya sabitleyerek bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine bu paket dahilinde gelen bir ürün bunun kılıfı. Bu dışındaki koruma kılıfıyla beraber içerisine sığıyor. Fermuarla fermuarı çekiyoruz. Yanına bir karabina gönderiliyor. Bu karabinayı da takarak bunu da istediğiniz yere takıp daha rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Biraz sert bir yapısı var. Yani öyle düştüğünde falan zarar görebilecek şekilde bir kılıf değil. Güzel. Bu orijinal kılıfıydı. Artık bu diğer kılıflar geldiği için bunu kullanmıyorum. Kenara kaldırdım. Bu ürünlerin tamamını ben AliExpress'ten getirdim. Çin'den. Şu şekilde koydum. İçi de kadife. Güzel yani yumuşak. Bunların bütününü ben Çin'den AliExpress'ten toplamda 670 TL'ye getirmiştim. Linkini aşağıya bırakırım. Şu anda da çok fazla yükseldiğini zannetmiyorum. Diğer ürünlere gelecek olursak burada hızlı şarj
kutusu ve batarya aldım. Bunları yurt dışından, Almanya'dan aldım. Neden Almanya'dan aldım? Çünkü sadece şunun fiyatı Türkiye'de 4500 TL civarında yedek bataryası. Bu yedek batarya kutusuyla beraber gönderiliyor. Bu şekilde orijinal Almanya'daki Insta360 üzerinden siparişi verdim ve aldım. Bunu şarj kutusunu şöyle onu da çıkaralım. Yine kullanma kılavuzları vesaire bunları atıyoruz. Üçlü şarj cihazı ve Type-C dediğimiz C tip girişli şarj kablosu yanında geliyor. Yine orijinal Insta360'ın 3 tane bataryaya aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip. Ben bu iki ürünü, yedek batarya ve bu aleti 100 liraya aldım. Yani 3300 lira diyebiliriz düz hesap. Türkiye'de dediğim gibi sadece yedek bataryanın fiyatı 4500 lira civarı. Kaan Elektronik, Kaan Master'dan kamerayı bağlayabilmek için birçok aparat aldım. Aksiyon kamera aparatları buna da uyuyor. Mesela şöyle bir şey aldım. Aslında birçoğu çok da ihtiyacım olan şeyler değil ama bir gün gelir de lazım olursa diye elimin altında hemen bulunsun diye aldığım ürünler. Böyle bir şey. Bunu da bir yere takıp istediğiniz burada açıları verebiliyorsunuz çünkü sağa sola istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Yine Kaan Elektronik'ten bir dünya kendim gibi aparat aldım. Bunun içerisinde bir kulüp ürün mevcut. Yani bu tip girişler vesaireler aldım. Dediğim gibi bunların bir kısmı lazım olacak. Bir kısmı da ilerleyen zamanda bıraktım. Lazım olursa diye aldım. Hem de yine Kaan Elektronik'ten almıştım. Alacak olanlar varsa örnek göstereyim. Benim yaptığımı yapmayın diye bunu getirdim. Niye? Bu da çok güzel aslında motora, bisiklete tutunuyor. Şunu açıyorsunuz ve buradan istediğiniz kadar sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra ise bu mandalı aşağıya doğru bastırarak tamamen kitlemeniz gerekiyor. Gayet güzel kullandım 3-5 gün. Burası oynuyordu. Şu şekilde kalkıp sağa sola dönüyor. Dur. Fakat ben bunu Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım ve iyice sağlamlaştırdım ki hafif titreme yapıyordu bu. O titreme de gitmişti. Gayet güzel olmuştu. Fakat buradaki sıkma işlemini gereğinden fazla, haddinden fazla yaptığım için bu mandalı bastırdığımda çok fazla zorladım ve buradan kırılma gerçekleşti. Siz aynı hataya düşmeyin. O yüzden bunu artık kullanamıyorum. Bunu kullanamadığım için Forza 250 kullanıyorum. Forza 250'de çok fazla bağlantı noktası yok. O yüzden burada yine Kaan Elektronik'ten biraz daha sağlam bir ürün. Ayna ayağına dediğimiz noktada vidalayacağımız bir yer var. Bu parçayı aldım. Bunu da gevşeterek burada istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. Ayak kısmını da yine oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde bağlantıyı yaparak kameraya bağlamayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Kaan Elektronik, Kaan Master her zaman yanında hediyesiyle gönderiyorlar. Teşekkür ederiz sizden kendilerine. Yeni geldi. Onu daha hiç açmadım. Onu şimdi beraber açıyoruz. Bu da yine AliExpress'ten geldi. Evet, Kaan Elektronik'teki şu ürünü sipariş etmeden önce AliExpress'ten set halinde selfie çubuğuyla, görünmez selfie çubuğuyla 2 metrelik bu ürünü sipariş vermiştim. Buna bir bakalım. Burada yine ürünler arkadaşlar. Hemen şöyle açık bir birleştirelim. Kalite bir şeye benziyor ve metal büyütmeler alüminyumdur. Şimdi şunu gevşettik. Bir de gevşetelim. Bunun alt ya da üstü diye bir şey yok galiba.
Bunda vidalar da çıkıyor ama bu vidalar nereye kaldı onu bilmiyorum. Acaba hani bir yere sabitleyip takarsınız diye mi yapıldı? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar yanlış ürün mü gönderdi acaba? Gerçekten bu kötü olur. Bunu ne yapacağız? Vallahi çözemedim. Normalde benim aldığım ürünün tepe noktası aynı bu şekildeydi. Fakat bunlar farklı bir aparat göndermiş. Bu da benim işime yaramaz. Türkiye'de çubuk fiyatları da, selfie çubukları da verilmez olanlar fiyatı yüksek maalesef. O yüzden bunu da yine AliExpress'ten sipariş verdim. Çubuk çok ağır değil, hatta hafif. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle devam ettirelim. Acaba çevirmeli mi oluyor? Çıktıkça çıkıyor. Mantığını çözmek. Şuralara mı basacağız? Evet, sağa doğru çevirdiğimizde boşa çıkıyor. Çekip şöyle sola doğru, şöyle en uçtan başlayıp sola doğru çevirdiğimizde kilitleniyor. Sağa doğru çevirdiğimizde yuvasına oturuyor. Şöyle sonuna kadar bir açalım. Yani sola doğru çevirirsem kilitliyor. Bunu kilitledik mi yanlışlıkla? Evet. Evet, şu şekilde şöyle göstermeye çalışayım. 2 metrelik ve hafif. Ucuna kamerayı bağlayalım. Evet, kameramızı tuttu. Şöyle açmak istediğim, kapatmak istediğim daha doğrusu yerleri kapatabiliyor muyum? Evet. Kapatıyorum. Şöyle gösterelim. Çubuğumuz bu şekilde. El tutma yeri yumuşak sünger. Buradan rahatça tutuyoruz. Herhangi bir bükülme de şu an için görünüyor. Yani güzel. Evet arkadaşlar, Insta360X3 aksesuarları, almış olduğum aksesuarlar bu şekildeydi. Bunun fiyatından bahsetmeyi unuttuk. Bu bağlantı aparatıyla beraber 2 metrelik selfie çubuğunun fiyatı da 1220 liraya geldi bana. Gelmesi aşağı yukarı 2 hafta sürdü. Başka almış olduğum herhangi bir aksesuar yok. Kasklarda intercom bağlantısı aldım. Zaten 6100 KN Master 6100 almıştım. Şu anki kapalı kaskım da mevcut. Açık kaskıma da yine KN Master 6100'ün kulaklık setini aldım. Onun bağlantısını da başka videoda yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.